Merhabalar, uzun bir aradan sonra video paylaşabildim. Birkaç böyle teessüf yorumu da aldım neden kanalı boşladım diye. Bu aralar biraz kanala video yükleyeceğim. Tekrardan döneceğim inşallah. Bu videoda yapmış olduğum kitap alışverişlerini sizlerle paylaşacağım. Amazon'dan yaptım. Amazon'da indirim vardı. 4 al 3 öde kampanyası. Ve bayağı da indirim vardı. Ben de bayağıdır okumak istediğim kitapları almak istedim. Hadi gelin o zaman kargoları birlikte açalım ve bakalım neler almışım. Ben aslında 2 alışveriş yaptım. Ama Amazon'da şöyle bir şey var. Parça parça geliyor. Bunu siz de biliyorsunuzdur. Parça parça geldiği için de 4 kargo gelmiş oldu. Bu kargodan çıkmış olan kitaplar. İlki Kate Blackson'ın İşte O Sensin, Yaşam Amacını Bulmak, Gerçek Kendini Keşfetmek ve Kendini Sevmek konusunda Cesur Bir Macera isimli kitap. Ganj yayınlarından çıkmış. Kendimize sormaya başlıyoruz. Sevilmek için kim olmam gerekiyor? Kendinizi geliştirmek için ilk önce kendinizi sevmeniz ve kendinizi yaratmanızı tavsiye eden bir kitap. Bu aralar kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum. O yüzden biraz kişisel gelişim ağırlıklı kitaplar olacak. İlki bu kitaptı. Arkada 22 TL yazıyor ama ne kadar almıştım? 120 liraya almıştım. Bayağı fark var yani. İkincisi de Joseph Murphy'nin kitaplarından aldım. Bilinçaltının Gücü kitabını biliyorsunuzdur. O kitabın yazarının Bilinçaltı Gücü kitabının yazarından diyor. Hatta subliminal mesajlarla Bilinçaltının Gücü. Bu sanırım ikinci kitabı Bilinçaltı Gücü kitabının. Nore kitaptan bu. Diğer hemen paketleri de açalım. Çünkü Bilinçaltının Gücü kitabını da almış olmam lazım. Hemen bunları da açalım. Burada sadece bir kitap var. Evet, bu kitabı da çok merak ediyorum. Yaratıcılığını Keşfet kitabı. Dikkatini topla, rutinini oluştur ve yaratıcı zihnini ortaya çıkar. Sürekli meşgul olmayı bırakın, işinizi en yaratıcı şekilde yapmaya başlayın diyor. Yaratıcı düşünce ve yapılacakları planlamak için bir kitap olduğu söyleniyor. Bakalım bir işe yarayacak mı? Özellikle Kasım ayında bu sefer Nanovirimo'ya katılmak istiyorum ve Kasım ayından önce bu kitabı okuyup bitirmek istiyorum. Ve verimli, planlı bir yazma ayı olsun istediğim için bakalım bu kitap bir işe yarayacak mı? Bu kitabı da yine 120 lira civarı. Çoğu genelde 140 ve 120 lira kitapların ama 4 al 3'e de vardı dediğim gibi. Bu kitapta eğer ilgileniyorsanız yaratıcılığa, verimliliğe, üretkenlik için çok güzel bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Ben de okuyacağım en kısa zamanda. Diğer paketimizi de açalım. Evet, bayağıdır istediğim bir kitaptı. Kalın bir kitapmış da. Pegasus yayınlarından. Ferrarisini Satan Bilge'nin yazarı Robin Sharma'nın yazdığı kitap Sabah 5 Kulübü. Sabahlarını kucakla ve hayatını güzelleştir. Özellikle sabah 5'te uyanıp tüm günü planlı, verimli geçirmek isteyenlere yönelik bir kişisel gelişim kitabı. Ben de genelde sabah erken uyanan ve tüm işin aslında sabah erken yapılınca çok daha verimli ve hızlı olduğunu inanan insanlardanım. O yüzden bu kitapta kesinlikle bana hitap ettiğini düşünüyorum. Nasıl yazılmış bilmiyorum. Kurguya benziyor ama bakalım. Kitabı da çok merak ediyordum. 140 lira gibi bir fiyatı vardı. Biraz tuzuydu. Bakalım, merakla okuyacağım diğer bir kitap. Ve diğer kitaplar. Aa, bu çok küçük bir kitapmış. Hiç böyle beklemiyordum. Ciltli yazıyordu ama hiç bu kadar küçük bir kitap olduğunu düşünmemiştim. Pierre Frank'in Doğru İstersen Olur isimli kitabı. Bu kitabı daha kişisel gelişim alanında görmüşsünüzdür. Biraz Bilinçaltının Gücü kitabına benziyor. Pierre Frank'in Doğru İstersen Olur adlı kitabında isteklerimizi gerçekleştirmemiz konusunda kendi tecrübelerinden yola çıkarak ipuçları veriyor. Doğru isteme nedir? Onu
ve nasıl isteyeceğimizi böyle şablonlar, şematik bir şekilde. Bakalım, kitabı da bir cep kitabı gibi, başucu kitabı. Bu kitabı da merak ediyorum. Diğer kitap, çok sevdiğim bir yazardan. Diğer kitaplarını da okumuştum. Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak kitapları gibi. Doğru okudum inşallah. Del Kern için Kendini Unutulmaz Kıl isimli kitabı. Diğer kitapları da hatta Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı, Üzüntüyü Bırak Yaşamaya Bak, İşten ve Yaşamdan Zevk Almanın Yolları. Bu kitapları bilinen kitapları. Bunda da klas tanımınızı oluşturma şansı bulmanızın yanı sıra ayrıca kendinizi tanıştığınız herkes için unutulmaz kılmak adına pratik ve güçlü araçlara döneceksiniz diyor. Bakalım, bunu da çok merak ettim. İnsanlardaki bıraktığınız etki, unutulmama açısından bakalım etkili bir kitap mı? Ben de çok merak ediyorum. Evet, bu da oldukça işe yarayacağını düşündüğüm ve keyifli okuyacağımı düşündüğüm bir diğer kitap. Ve son paketteki ilk kitap da yine Pegasus Yayıncılık'tan. İstediğiniz her şeyi kendinize çekmenin kayıp sırrı, The Key, Anahtar isimli kitap. The Secret kitabını ve filmini izlediyseniz bu kitap da ona benzer, onun yolundan giden ve istediklerinizi elde etmek için uygulayabileceğiniz metotlardan bahseden bir kitap. Özellikle hani herkes düşün, bilinçaltıyla çağır, düşüncenin gücü dense de aslında hangi araçlarla nasıl yapabileceğinizi bunu gösteriyor. Bu kitap onunla ilgili tamamen bir uygulama kitabı gibi aslında. Ve son kitapta yine Joseph Murphy'nin Bilinçaltının Gücünü Almamışım. Demek ki bulamadım. Neyse, bir sonrakinde artık bunları okuduktan sonra asıl kitap Bilinçaltının Gücünde alırım. Benim diğer aldığım, son aldığım kitap Düşünceni Değiştir, Hayatın Değişsin. Bilinçaltı Gücü Aracılığıyla Başarıya Ulaşmanın Sırrı. Yine Joseph Murphy'in kitabı. Bu kitap size zihin yasalarının temellerini açıklarken rahatlamaya, özgüvene, sağlığa ve esenliğe, zenginliğe, başarıya ve uyumlu ilişkilere giden pozitif düşünceyi hayatınıza nasıl dahil edeceğinizi de öğretecek. Böylece hayatınızın efendisi olabileceksiniz diyor. İçerisinden bir de bir ayrak çıktı. Bakalım. Bunda çok merak ettiğim bir yazarın diğer kitabı. Yani benim yapmış olduğum Amazon kitap alışverişi bu şekildeydi. Bol kişisel gelişimli bir kitap alışverişi oldu. Öyleydi. Siz neler aldınız, neler okudunuz bu ay? Yorumlara yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.